Ergün Diler Derin İlişki Klavye'nin başına geçtiğim sırada Ukrayna ile Rusya, Belarus sınırında müzakerelere başlıyordu. Sonucu beklemeye gerek görmeden yazıya oturdum. Bir sonuç elde edilemeyeceği ortadaydı çünkü. Kırım'da, Donetsk'te, Luhansk'ta masada çözülecek kolay konular değildi. İki ülke arasındaki savaşa dönüşen çatışma küreseldi. Bölgeyle sınırlı değildi. Kimlerin hedef olduğu, kimlerin kayıp yaşayacağı ve kimlerin ne kazanacağı hesap edilmesi gerekiyordu. Takip edenler bilir, binlerce kez yazdım. Rusya asla ve kata ABD'nin rakibi olacak bir eksen olarak alan kaplayacak bir güç değildi. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlere alan açtı, rol verdi Yalta'da. Böylece silahların gölgesinde barışı sağladılar, 70 yıl savaş olmadı. 1956'da Süveyş krizi patlak verdiğinde Kadeş operasyonu başladığında düşman kardeşler frekansında bulunan ABD ile Sovyetler olaya müdahil oldu. Paris ve Londra'yı nükleerle tehdit ettiler, Avrupa o günde bugünkü gibi titredi. Sovyetlerin dengenin tarafı olarak tercih edilmesinin nedeni Avrupa'nın ABD'nin gerçek rakibi olacak kapasiteye sahip olmasıydı. ABD bu nedenle Sovyetler üzerinden Avrupa'yı durdurdu, kontrol etti. NATO ile şal gibi üzerine örtü 1990'da bu yıkıldı. Ve yeni denge için dünya terörle dolu 30 yılı geride bıraktı. Rusların Ukrayna'ya girme meselesinin arkasında ABD vardı. Putin harekete geçtikten sonra bütün gözler ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarına çevrildi. Özellikle 15 Temmuz kalkışmasıyla başlayan süreçte NATO'nun bittiği, öldüğü, devrini tamamladığı konuşuluyordu. Yeni yeni ittifaklar manşetlere taşınıyordu. Oysa dikkatli olanlar bilecektir. Yıllar önce Boston Maratonu bombayla sarsılıyordu ve Çeçen iki kardeş suçlu ilan ediliyordu. Çeçen iki kardeşin öne çıkarılması önemliydi. Çünkü olayın yaşandığı 2013 yılı büyük kırılmanın olduğu tarihti. Aynı dönemde Türkiye'de de dünyada da pek çok olay yaşanıyordu. ABD içindeki bir akıl Rusya'yı daha o zaman öteki yapmaya karar veriyordu yazmıştım. Aradan geçen zaman içinde Trump'ın danışmanı Paul Manafort ve Biden'ın oğluyla Ukrayna meselesi de ısıtılıyor sahneye sürülüyordu. Rollerin dağıtımı sürüyordu yani. Şu anda yaşanan tablo için adımlar hızlı atılıyordu, çok kişi görmüyordu. Peki ne oluyordu, ne olacaktı? Sanırım üzerinde durulması gereken sorular bunlardı. Sovyetler yıkılınca ABD koştu, yetişti, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Yetsin'den sonra Putin'in ömrünü uzattı, kasasını doldurdu. Ancak yıkılan dengenin yerine yenisi kurulmamıştı. Trump'ı Beyaz Saray'a Ruslar yolladığı iddiası Moskova'nın sahaya itileceği anlamına geliyordu, öyle de oldu. Biden geldi, Putin'le Cenevre'de görüştü, roller, replikler orada dağıtıldı. Rusya büyüyecekti ancak kendisinden istenenler vardı. Öncelikle Ukrayna'ya girmesi gerekiyordu. NATO'ya üye olmak masalıyla bu mazeret Kremlin'e sunuluyordu. Amaç aradaki sorunlara rağmen Kiev'den çok Avrupa'nın hedef alınmasıydı. Rus tanklarının uçaklarının sesi Berlin'den de Paris'ten de duyuluyordu. Nükleer korkuysa faturanın diğer yüzüydü. Sadece Zelenski değil bütün Avrupalı liderler telaş ve korku içindeydi. Türkiye bile bu savaş bize sıçar mı endişesi taşıyordu doğaldı. ABD yeni oyunu eski partneriyle sahneye koyuyordu. Ruslar silaha sarılıyor, Ukrayna üzerinden dünyaya yayılan korku dalgasını başlatıyordu. Batı'da yaptırımlarla karşılık veriyor ve Rusya'da Putin de öteki oluyordu. Yani saflar netleşiyordu. Durum böyle olunca öldü diye bakılan NATO eskisinden daha güçlü bir şekilde dönüyordu. Pandemide ekonomisi yavaşlayan ABD Rus korkusuyla günde 18 saat silah fabrikalarını çalıştırıyordu. Herkes silah almak ve Rus korkusuna karşı koymak için siparişleri ABD'ye geçiyordu yeni fiyatlardan. Avrupa ABD olmadan kendini savunamayacağını bir kez daha görüyordu. Adeta 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının devam ettiğini yaşayıp öğreniyordu. Petrol ve gaz fiyatları yükselerek Avrupa ile Çin'in faturaları artıyordu. Avrasya savaşla tanışınca doğal olarak Avrupa ile Çin arasındaki bağ zayıflıyor ve kopacak noktaya geliyordu. Geçtiğimiz haftada yazdığım gibi Ruslar bu oyunu oynayınca Almatı'dan Bakü'ye kadar olan eksen egemenlikleri altına giriyordu. Kazakistan'daki kalkışma bunun zeminini hazırlıyordu, Ruslara koca bir alan bırakılarak imparatorluklarını geri almalarının önü açılıyordu. Tabi Avrupa'yı tehdit ettikleri sürece. ABD Afganistan'dan çıkarak bölgeyi bırakıyor, Çin'i de Asya'da kısıtlamanın yolunu açıyordu. Bence özellikle Rusya ile Orta Asya'da baş başa kalacağımız bir periyot başlatılıyordu. Üstelik bu rekabet yayılarak büyüme potansiyeline fazlasıyla sahipti. Ben Putin'e verilen imparatorluk sözünü geçtiğimiz hafta buraya taşırken Almanya Başbakanı Olaf Scholz önceki gün çıktı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savunma harcamalarını artırma kararı aldık. Savunma harcamaları için 100 milyar avroluk özel bir fon kuruyoruz.'' fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacağız dedi. Scholz adeta beni onaylayıp dünya artık önceki dünya ile aynı değil diyerek savaşın açtığı yeni yolu işaret ediyordu. Ancak yine geçtiğimiz hafta yazdıklarımı onaylayan asıl çıkışını sona bırakıyordu. Scholz Putin'in tarihselleştirdiği yazıları okuyan, onun Ukrayna'ya savaş ilanını izleyen veya benim gibi onunla saatlerce konuşan hiç kimsenin başka şüphesi olmaz. Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor. Bence de böyle. Bu dengeden bakarak Türkiye önünde birden fazla seçeneğin olduğu yeni bir küresel seyahate başlamak üzere. Bakalım Ankara hangi şıkkı işaretleyecek? Unutmayın Teze, antitezde ABD patentli, umarım yanılırım. Ancak ABD, Türkiye karşıtı bir takım adımları Rusya üzerinden atacak gibi durmakta. Türkiye doğru şıkı bulduğu an önünde bir engel kalmayacaktır. Çok akıllı davranmamız gereken bir periyod içindeyiz. Herkes gibi. Ergün Diler. Hasan Öztürk. NATO Ukrayna'yı yem yapıp Rusya'yı batırmaya hesaplarken Müttefiklerini hizaya çekmeye devam ediyor. Türkiye soğuk savaş döneminde NATO üyesi olmak için bedel ödedi. Acılar çekti. NATO'ya dahil olduktan sonra Türkiye'de ne kadar antidemokratik müdahale olmuşsa arkasında hep Batı ve NATO çıktı. Bugün Ukrayna'da devam eden savaşta Türkiye'nin dengeli politikası ne hikmetse içeride ve dışarıdaki NATOcular tarafından sabote edilmek isteniyor. Türkiye'nin hem Ukrayna'nın haksız yere işgaline karşı koyduğu ilkeli tavır hem Rusya ile ilişkilerini sürdürme kararlılığı kimilerince kabullenilemiyor. Fırsat bulunsa Türkiye ile Rusya kafa kafaya tokuşturulacaktır. NATO'cular her gün akıl almaz dezenformasyonla kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Hem de Türkçe konuşan, Türkçe yazan adamlarıyla. NATO ve Batı'nın Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali meselesine nasıl yaklaştığına ilişkin şu tespitimizle devam edelim. NATO Rusya'yı Ukrayna bataklığında boğmak istiyor. Askeri ve ekonomik hiçbir riske girmeden düşman olarak kodladıkları Rusya'yı yem olarak kullandıkları Ukrayna'da ehlileştiriyorlar. Bu savaş uzadıkça siviller ölecek, Ukrayna yıkılacak. Ama aynı zamanda Rusya ve Putin ağır yara alacak. Rus ekonomisi çökecek. Amerika'nın başını çektiği NATO ve Batı hegemonyasını sürdürecek. Hesap bu. Tutar mı? Takip edeceğiz. NATO meselesine geri dönelim. Türkiye, Rusya ilişkilerinin uçak krizinden sonra önce normalleşmesi, sonra her geçen gün güçlenmesi NATO'nun Türkiye'yi düşman kamhında görmesine neden olmuş olabilir mi? Soruyu tersten de sorabiliriz. Yoksa Türkiye NATO'nun tehdidi altında olduğu için mi Rusya ile yakınlaşmıştır? S-400'leri alması acaba NATO'nun tehditleri yüzünden miydi? İkinci sorunun cevabı net. 15 Temmuz'a kadar örtülü darbe sürecini yönetenler o gün doğrudan darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olarak iç çatışmayı körükleyecek, iç savaşın çıkmasına yol açacak ve sonrasında dış müdahale ile işgalin gerçekleşmesinin önünü açacak olmasıydı. Türkiye'nin hem güçlü bir NATO üyesi olması hem de dış müdahaleye karşı zayıf tutulmasının anlamı buydu. Düşünün piyade olarak NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahipsiniz. Buna mukavil ne hava savunma sisteminiz var ne sınır güvenliğiniz. NATO'cu askeri bürokrasi 15 Temmuz'dan sonra geriletildi. Hatırlayın darbe girişiminden sonra NATO'da görevli 200'e yakın askeri personel ya geri çağrıldı ya da ordudan atıldı geri çağrılanlarsa siyasi sığınma talep etti. Tam o dönemde NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Skarapotti FETÖ'cü askerler için şöyle konuşmuştu. Bu subaylar NATO'ya önemli hizmetler verdi. Burada yetenekli ve yetkin insanlarla birlikte çalışıyordum ve şu anda ekibimde yetenek, uzmanlık ve üretilen iş anlamında bir zayıflama görüyorum. Sonuç, Türkiye güvenliği için ve NATO tehdidine karşın mecburen yeni bir yol bulmuştur. Ancak bu yol, Batı kampından uzaklaşmak değil bir denge politikasıdır. Çoklu dış politika perspektifidir. Bu yüzden Ukrayna'nın işgalini reddediyoruz. Bu yüzden Rusya ile ipleri koparmıyoruz. Bu yüzden NATO'nun ve müttefiklerin her istediğini evet demiyoruz. Yanılıyor muyum? Neymiş? Avrupa'nın sarışın mavi gözlü insanları ölüyormuş. Neymiş? Az gelişmiş bir ülke değil, Avrupa'nın tam orta yerinde füzeler patlıyor, silahlar ateşleniyormuş. Neymiş? Az gelişmiş ülkelerin insanları değil, uygar insanlar ölüyormuş.'' Ukrayna'daki Rusya müdahalesini dünya kamuoyuna aktaran sözüm ona gazeteciler ve yorumcuların dilini gördünüz mü? Faşizmin ne olduğunu gördünüz mü? Batılı insanın ötekine bakışını gördünüz mü? Öteki için normal kabul edilebilir, sıradan saydıkları mermi, füze, top, tank, savaş uçağı, ölüm, işgal gibi kavramları kendileri için kabul edilemezmiş. ABD merkezli CBC News muhabiri Şahri Agata, Kiev'deki canlı yayında burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak ve Afganistan değil, burası böyle şeyleri görmeye hiç ummadığımız medeni Avrupalılara has bir kenti dedi. İngiliz muhabir Lucy Watson da burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa ifadelerini kullandı. BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum," dedi. Fransız kanalı BFMTV'ye konuşan başka bir yorumcu, "Suriye rejiminin bombardımanlarından kaçan Suriyelilerden bahsetmiyoruz. Avrupalıların bizimkine benzeyen arabalarla kendilerini kurtarmak için ayrılmalarından bahsediyoruz," dedi. Bu faşist ifadeler Batı'nın gerçek yüzünü göstermiştir. Ukrayna'yı Rusya'yı durdurmak için yem yapan, kurban veren Batılıların ötekine bakışını bir kez daha göstermiştir. Onlara göre aylan bebek Akdeniz'de boğularak ölür sorun olmaz. Ama bir mavi gözlü sarışın batılı ölürse bu bir sorundur. Zaten birkaç asırdır biz onların konforu ve hegemonyaları için ölüyoruz. Ve onlar bizim ölülerimiz üzerinden diri kalıyorlar. Yazıklar olsun. Hasan Öztürk